zamanların en güzellerindendi. Özlem eşittir özlem. Kızı, günümüzün en güzellerinden. Ya ne yapardın şöyle bir kızın olsa? El ele podyuma çıkıp parmak ısırtan Özlem Kaymaz'la kızı Tara Döfriş güzellik sırlarını Show TV'ye anlattı. Nedir sırrı Özlem Hanım? Sırrı? Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan anne kızın Felemenkçe maceraları. Ya aslı Nederlanders zijn aan het luisteren. Dan kunnen we hier eventjes dag zeggen. Hè? Ja, gewoon Nederlands praten. Gewoon Nederlands. Ne dediniz acaba? Bu hafta yapılan Yıldırım Mayruk Jübile Defilesi'nin en dikkat çeken güzelleriydi onlar. El ele podyuma çıktıklarında dünya birkaç saniyeliğine çok güzel bir yer oldu. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazarki konuğu Özlem Kaymaz ve kızı Tara Döfriş. Pırıl pırıl güneşli bir pazar sabahından herkese günaydınlar. Bu pazar konuklarım 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve 2018 Türkiye güzeli kızı Tara Döfriş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Yıldırım Mayruk Defilesi'nden konuyu açmak istiyorum. Evet. Görüntüleri izledik. Muhteşemdiniz. Anne kız ilk kez podyuma çıktınız. Anne kız ilk defa profesyonel podyumda yürüdük ve Yıldırım Bey'in defilesine denk geldi. O kadar keyifliydi ki, yani annemin gözünün içine bakarak podyumda yürümek gerçekten çok gurur vericiydi. Ve o Yıldırım Mayruk'un son defilesi olduğu için de herkes çok duygusaldı, çok güzeldi. Herkese bir gözyaşı döktü. Dünya ve Avrupa güzellerimizle podyuma çıktıkları anlar harikaydı. Arkadaş çalıyor arkada. Tabii evet. 30 yıllık dostluklar. Onu dedim, hani ona mı ağlayayım, Yıldırım Bey'in jübilesi olduğuna mı, kızımla yan yana yürüdüğüme mi? Yani böyle o kadar çok duygu iç içeydi ki inan yanaklarımı ısırdım ben böyle içinden. Ve son ana kadar aslında gülüyoruz, eğleniyoruz, kulis ortamı hepimiz çok özlemişiz ve çok heyecan yoktu. O böyle sahnenin çıkarken müzik de başladı, böyle bir dizlerim şöyle bir titredi. 92'nin Türkiye güzeli Özlem Kaymaz. Tam 25 yıl olmuş podyuma çıkmayalı. Tam 25 yıl olmuş. Hani Tara'ya tabii güven veren, podyumu bilen bir anne edasıyla orada yürümem gerekiyor ya aynı zamanda. Ama ben şeyim, hani ben ne yapacağım, ondan da güç alıyorum bir yandan. Hiç belli etmedin ama. Değil mi? Hiç farkında var. Çaktırmadı. Onlara bakınca anne kız olduklarını söylemek zor. Dışarıdan bakıldığında hani anne kız değil de böyle iki kız kardeş görüyor gibi. Nedir sırrı Özlem Hanım? Sırrı? Sırrı, yani bizim öyle çok enteresan güzellik sırlarımız, inanılmaz spor takıntımız yok. Benim biraz spor takıntım var. Seviyor yani, spor yapmayı çok seviyor. Benim eski milli sporculuklarım olduğu için, çok ağır spor yaptığım için Tara'nın yaşlarına kadar, bende biraz bıkkınlık var, biraz rahatıma düşkün bir kadın oldum galiba. Tara beslenme disipliniyle annesine çok yardımcı oluyormuş. Tara sağlıklı beslenme konusunda, sağlıklı yaşam konusunda inanın başı çeken o ailede. Ben ona uyaraktan forma giriyorum. Yıldırım Bey'in provalarında 4 elbise deneyip hiçbirinin içine olmayınca zaten anne dedi 2 hafta kampa giriyorsun. Hala açım Ömür. Hala açıma gurul duyuyor. Kaç kilo gitti? Gitti, 2,5 gitti. 2 hafta 2,5. Evet evet. Aferin. Teşekkür ederim. Anne kız değil, iki iyi arkadaş onlar. İyi anlaşıyorsunuz annenle ama anlaşamadığınız nokta var mı Tara? Annen yokmuş gibi bana anlat hani. Ben dinlemiyorum. Tamam, şu geçiyorum arkaya. Dökün Tara. Yok ya, aslında çok iyi anlaşıyoruz. Derdimiz varsa bile onu da konuşuyoruz, ediyoruz da yani daha çok arkadaşız anne kız. Yani evet, tam arkadaş da değiliz çünkü anneyim aynı zamanda. Hani orayı da hiçbir zaman unutmamamız gerektiğine inanıyorum. Ya ne yapardın şöyle bir kızın olsa? Hadi sen söyle. Doğru, evet. Özlem Kaymaz'ın Nager sendromu olan oğlu Daniel'e geliyor söz.
Son sağlık durumu nasıl Daniel'in? Peki Daniel'in durumu nasıl şimdi? Daniel'in durumu 2019 Kasım'ında yeniden ameliyat serisi başladı. 3 hayat fonksiyonumuzu yeniden kaybettik. Ancak dediğim gibi ruhani olarak ve zihinsel olarak bambaşka bir yerde duruyoruz. Tara için kardeşi Daniel'in varlığı çok önemli. Tara'nın şöyle biraz morali bozuk olsa hemen Daniel gelir yanına, sarılır, öper. Yani onların ilişkisi hakikaten o kadar güzel ki. Anlatırken benim gözlerim dolar benim. Akıttırma lüzfen. Evet, Daniel'le çok özel bir ilişkimiz var. Konuşmamıza bile gerek yok. İkimiz de çok, yani çok iyi anlaşıyoruz birbirimizle. Tara Döfiriş'in güzellik yarışmasına girişine geliyorsunuz. Güzellik yarışması Tara'nın hayatını değiştirmiş. Nasıl mı? Bende seçici suskunluk diye bir hastalık vardı. Yani konuşmama hastalığı. Aslında Türkiye Güzellik Yarışması'nı hepsini çözdü ve artık Tara konuşabiliyor hale geldi. Sonra Türkiye'yi bile dünya çapında temsil ettim. O yüzden bu aslında benim kişisel gelişimim için çok büyük bir fayda sağladı. Tara'nın sosyal medya pozları çok konuşuldu. Hepsi birbirinden güzel olan bu pozları kim çekti dersiniz? Tara sosyal medyadaki paylaşımların da çok beğeniliyor. Özellikle bu yaz. Nasıl çektiğimi anlatsam şaşırırsınız ama. Anlat. Şimdi annemler zaten sonrasında geldi yazın sonuna doğru. Ondan sonra tek başıma olduğum için de tripodu koydum. Kamera, telefonun ön kamerasıyla hepsini çektim. İki Türkiye güzeliyle bir araya gelmişiz. Güzellik konuşmamak olur mu? Anne kızın birbirlerinde en beğendikleri yerler neresidir sizce? Birbirinizin fiziğinde en beğendiğiniz yerleriniz neresi? Ben yüzücüyüm ve buradan milli yüzücüler bilirler. Bizde popolar çok küçük olur. Kanatlarımız olur. Yani vücut o şekilde gelişiyor ve hep istedim. Squatlar çalıştım filan Tara'nın yaşına. Olacak işte, kabul ettik. Neyse sonra kızım da çok mutluyum. En beğendiğim yeri ve gülüşü. Annemin omuzları yüzücü olduğu için tabii şeyler genişler. Benimkiler de geniş olmadığı için hep anneme şey yaparım. Nasıl, ne yapayım ki genişlesinler diye. En beğendiğim yanı o. Tara Döfiriş, Hollanda'da doğup büyüyen bir güzel. Türkçeyi sonradan öğrendi. Türkçede en zorlandığım kelime hangisiydi böyle anlamakta? Hepsiydi ilk başta. O yumuşak G'ler, Ç'ler, Ş'ler. Hiç haberdar değildim onlardan. Zaten diksiyon dersi aldım 2 sene boyunca. Yoksa imkanı yoktu yani. Mesela annenin adının anlamını biliyor musun? Özlem eşittir özlem. Sen kendinikini sor bakalım ne çıkacak. Ömür ne demek? Evet, ne demek? Ömür de Leyfilang. Leyfilang. Bak çıkmıyor Türkçe. Leyfilang. Ama doğru söyledi. Leyfilang. Evet. Translation harika ama Türkçeden Türkçe'ye açıklama mümkün yok, değil. Olmuyor. Hayat. Yaşam. Hayat boyu. Evet, hayat boyu. Bir ömür boyu mutluluklar gibi değil mi? Bir ömür boyu yüzün gülsün. Diyelim biz de buradan ona. Tara'nın ana dili Flemenkçe. Biraz Hollanda dilinde sohbet istesek onlardan. Ja, als Nederlanders zijn aan het luisteren, dan kunnen we hier eventjes dag zeggen. Hè? Ja, gewoon Nederlands praten. Gewoon Nederlands. Ne dediniz acaba? Acaba ne dedik artık? İzleyen Hollandaca bilenler yok öyle bir. Kötü bir şey söylemedik. Altınızı alalım mı aşağıya? Herkese merhaba. Hollandaca izleyen, yani... Evet. Dutch izleyici varsa herkese merhaba dedik. Madem öyle, programın finalini Flemenkçe yapalım. Hele fijne zondag naar iedereen. En naar alle Turken in Nederland. En heel erg bedankt dat wij hier met Ömür samen dit programma mochten doen. En een hele fijne zondag naar iedereen die thuis naar ons kijkt.